Ömer hocam tekrar sizdeyiz. Hat kesiliyor sürekli. Evet, bir kere daha deneyelim. Siber saldırı oluyor herhalde. Olabilir hocam. Yani sizin katıldığınız yayınlar enteresan. Evet, şimdi zaman sisteminden biraz bahsetmek lütfen istiyorum. Bu geçenlerde Amerikan seçimlerini gördük. Trump'ın adaylığı uçuldu. Hatta Mehmet Öz'ün senatörlüğü orada da kazanamadı seçime. Şimdi bu Türker Bey, zaman sistemini konuştuğumuzda dünyada bir zaman savaşı olduğunu söylemiştik. Hatta bunun filmlere konu olduğunu, Tenet isimli film, en son Christopher Nolan, bu Batman serisini yapan, Batman filmini yapan dünyaca ünlü yönetmen. Bu kişi mesela Tenet filmini çekti ve dünyada bir zaman film savaşının yürüdüğünü ifşa etti tüm dünyaya. Evet. Nükleer Tenet filmi daha tehlikeli bir savaş. Zamanla oynamak, zamanın akışını bozmak, bu seçimlere kadar yansıyor maalesef bu sonuçları. Çok ilginçtir. Ben Trump'ın, mesela Trump'la röportaj yapan ile tanışmıştık. Onunla sohbetimiz olmuştu. Yine başka bir tesadüf. Mehmet Öz'ün babasıyla bir yayında olmuştuk bir saat boyunca. Yani tanıdığımı tanıdığı oluyor bu. Mesela Amerikan seçimlerinde zaman sistemiyle hile düzenlendi. Bir dakika. Amerikan seçimlerine zaman sistemleriyle, zaman makineleriyle, evet, diyorsunuz ki müdahale edildi. Tabii. Saatten sonra açıklandı. Bakın sonuç. Sonuçlar saatten sonrasında geçen Biden-Trump rekabette, bundan bu ara seçimlerden önceki seçimde sabaha karşı, Türkiye saatiyle sabaha karşı açıklanması gereken sonuçlar saatlerce uzatıldı. Bunlar maalesef tüm dünyada iklimi etkiliyor. Bakın, sismik hareketleri, tektonik hareketleri, iklimi, yani hava durumundan tutun siyasete kadar her şeyi etkiliyor. Ve bu herhalde vatandaş bu konuyla çok yakından ilgili değil. Yani zaman makineleri var mıdır, yok bir konu olmuştur, acaba bir hayal ürünü müdür, olmadığı artık açığa çıkmaya başladı. Bununla ilgili ciddi sinema filmleri ve belgeseller yapılmaya başlandı. Salgından tutun, yani çok sayıda dünyanın başına gelen son yıllarda felaketlerde maalesef savaşın rolü var. Peki bu sistemler Türkiye'de depremlerde kullanılıyor mu sizce hocam? Yani aslında hafızamız, teknolojide elektromanyetizma zaten bir kuantum veya işte bu test bu zamanla ilgili teorik makaleleri okuyanlar bilirler. Bunların bu enerji alanlarının zamanla etkileşimi, maddeyle zamanla etkileşimi, hatta Tesla deneylerini herkes bilir. Yani elbette depremleri veya diğer bilim olaylarını etkiliyor. Fakat sadece bunları değil. Yani bu aslında bir harf silah değil. Ve bu çok sayıda olayı tetikleyebiliyor. Bu az önce bahsettiğim seçim mevzusundan tutun, Rusya mesela. Rusya savaşındaki tuhaflıkları inceleyin. Nasıl tuhaflıklar var hocam? Yani binalar yıkılıyor. Binalar yıkılıyor. İşte efendim birisi diyor ki ben füzeyi ben attım diyor. Yok, o atmadı. Taraflardan tuhaf açıklam. Dünyada ekonomi hangi alanda olursa o uzmanla konuşun. Bir profesörle gidin konuşun. Ekonomiden tutun, iklim, deprem bilinci, her şeydeki tuhaflığı size anlatacaklardır. İnanın herkes şokta. Yıllardır bilim adamları şokta. Yani mesela salgın konuşuyoruz. Bu kadar kısa sürede nasıl aşı çıkarıldı? Nasıl onay kısmını demiyorum. Yani salgınla ilgili tuhaflıkları tutun. İklimle mesela siz salgın döneminde hiç yoktunuz ekranlarda. Salgınla iklim ilgili fikrinizi merak ediyorum hakikaten. Bu işte bu tuhaflık mı var diyorsunuz? Evet, tabii. Önümüzdeki haftalarda telefonla da bunları konuşalım içeride. Fakat bunların temelinde aynı zamanda bu teknolojik elektronik cihazlar. Yani bunun kaynağı sadece makineler, aynı zamanda bu enerji alanlarını
insanları da yani bu konuda kullanıyorlar. Mesela geçenlerde bir patent haberi gördüm. Bir insanın bedenini bir alıcı verici şekilde anten olarak kullanabileceğine dair Amerika'da patent alındı. Hocam şöyle yapalım mı? Reklam vaktimiz geldi tabii, kesintiden dolayı sarktık. Reklamdan sonra devam edelim mi? Ömer Çelak'la reklamlardan sonra da devam ediyoruz. Eray Hacı Osmanoğlu ve Koray Kamacı ile birlikteyiz. Daha konuşacağımız çok şey var. Özellikle 25 Aralık'la ilgili Yunan medyası ne diyor? Onu konuşacağız. 25 Aralık kritik bir tarih. Neler olacak, neler bitecek? Türkiye-Yunanistan arasında özellikle hepsine değineceğiz. Daha konuşacağımız çok şey var. Program uzun bu gece. Ekranlarınızın başında kalın. Bir de sorumuz var. Sorumuzu da hatırlatalım hemen. Hala karantinanın devam ettiği bir ülke var dünyada. O ülkenin ismini soruyoruz. Ne var ne yok beyaz. Instagram hesabını görüyorsunuz. Hem takip edin hem de son fotoğrafın altına yazan 30 kişiye birden kitaplar gidecek efendim. Ömer Çelakıl bizlerle birlikte. Hocam hattasınız değil mi? Evet, Türker Bey, zaman sisteminden bahsediyorduk. Evet hocam. Nükleer savaş riski oldukça yüksek. Ve maalesef ülkeler kendi vatandaşlarından bir oranda gizliyorlar. Bir oranda. Bakın, START anlaşmasında Rusya'nın ertelemesi. Geçen gün yine askeri uydu gösteriyor. İçinde ne olduğu belli değil tam olarak. Ve 2023 yılında yani birkaç ay sonra askeri anlamda nükleer hazırlıklarını artıracağını ilan ediyor. Ve Amerika'ya şu mesajı veriyor. Bizim sinyalimizi iyi okuyamadınız. Mesajımızın ciddiyetini tam olarak algılayamadınız. Bakın bu tüm bu olan bitenler bir nükleer savaş riskini açık açık gösteriyor. Fakat maalesef ve siyasetçiler diyelim, bu ülkelerin siyasetçileri kendi hırsları doğrultusunda vatandaş bir şey olmaz, korkulacak bir durum yok. Açık açık dünya, medeniyet büyük bir tehlike çemberine doğru sürükleniyor. Bununla ilgili çok sayıda emare var. Yani savaş başladığında Rusya-Ukrayna savaşı başladığında bakın bir nükleer denizaltı Rus sularına girdi ilk gün. Bu hemen üstü örtüldü bu konu. İşte ateşe çağrıldı. Bir takım sular yapıldı. Amerikan denizaltısının işte sularında ne işi vardı? Ve bir de daha tuhafını söyleyelim. Bu hani sürekli şu haberleri görüyoruz. İşte 30 adet uçak hava sahasına girdi. Kayboldu falan. Yani görünen ve kaybolan bir takım savaş araçları var. Çok ilginç. Görürüz ya zamanda mantığı okuyanlar bilir. Programıyla ilgili fizik kitaplarını okuyanlar klasik fizik kitaplarında olmaz ama daha pop ve insanlar okuyorlar. İşte gördük gözlemciye göre değişen tuhaf bir zaman savaşı var. Fakat bu çok boyuta ulaşmış durumda ülkeler maalesef tüm dünyayı tehlikeye atıyorlar. Bizim ülkemiz de bu büyük ülkelerin ortasında yani Allah korusun bir nükleer savaş olursa durumdan oldukça kötü etkilenme durumumuz var. Yani hatta şöyle söyleyebilirim, Avrupa'ya bir nükleer saldırı olma ihtimali konuşuluyor sürekli. Öyle ki Euro-Dolar paritesinin neredeyse yarı yarıya bakın korkunç bir saldırı durumunda ancak bu olabilir. Dolar paritesinin dahil birinin altına inip 0.6'lara kadar düşebileceği teorisi bile konuşuluyor. Tabii bunlar ne kadar doğrudur, gerçekleşebilir bilemeyiz. Fakat bunlar örtülüyor ve gizleniyor. Halbuki olan gelişmelere baktığımız zaman askeri uydular olsun, askeri hareketlilikler bunu gösteriyor. Türker Bey, biz bunlardan bahsettiğimiz için anladığım kadarıyla başımız büyük bir dertte. Şimdi ben YouTube'da bakıyorum. Ya ben okum ama YouTube'da benim videolarımı YouTube sağa sola yaymış. 3 milyon kişi tıklamış videolara. Bir tanesine 2 milyon 700 bin tıklamış. Birisini 1 milyon. Diğerine 3 milyon adet. Ya dedim herhalde ilk başta şöyle düşündüm. Herhalde dedim vatandaş beni seviyor, izliyorlar falan. Sonra biraz daha böyle baktığım zaman bu tür konuları konuşmamız
Çünkü bir anlamda da hedef haline geliyorsunuz. Evet. Eğer siz çok izlenirseniz de bu tür şeyler söylediğiniz zaman göze batarsınız, hedef haline gelir. Bu da herhalde YouTube'un veya bu teknoloji çetelerinin ayrı bir stratejisi, bilemiyorum. Yoksa bizleri sevdiklerini hiç sanmıyorum. Çünkü ben yıllardır teknolojide çok sinsi bir sistemin 30 yıldır kurulduğunu öne sürüyorum. Chipsetlerde, devrelerde farklı frekanslar yayan elektromanyetik alanların insanların beynini, zihnini, sağlığını etkilediğini söylüyorum. Cep telefonları değil, bilgisayarlar değil sadece. Bakın basit bir şarj cihazı. Geçenlerde mesela Avrupa Birliği USB-C şeyine, şarj cihazlarına sadece. Küçük bir şarj cihazında bu kadar titiz Avrupa Birliği sadece enerji sarfiyatıyla mı ilgili? Hayır. Bunlar zihnimize, sağlığımıza kadar etkiliyor. Bakın eskiler hep söylerler ya hani sağlığın bozulur, ev aletleri, elektrikli aletler, evdeki radyasyon. İşte bu sadece sağlığımızı değil, zihnimizi, aile içindeki huzursuzluktan tutun, bir kişinin psikolojisine kadar etkileyebiliyor. Bir klima, bir TV. Bu da bu teknolojik sistemin bir parçası. Yani evimizdeki teknolojik aletler bizim psikolojimizi de etkiliyor diyorsunuz hocam. Kesinlikle sağlığımızı, ruh halimizi, bakın sindirim sisteminden tutun, uykumuza kadar. Geçenlerde şöyle bir deneyimim oldu. Bir yeni marka televizyon almıştık. Markası önemli değil. Ya saat, ilerleyen saatlerde hala uykum gelmedi. En sonunda televizyonun fişini çektim. İnanın 5 dakika içerisinde uyudum. Nasıl bir alan, nasıl bir elektromanyetizma oluşturuyorsa çevrede, ki bunların içerisinde wireless yok bakın. Eski bir sizin meşhur yani bir sözünüz var hocam, wireless'larınızı uyurken kapatın diyorsunuz. Evet, o galiba o videomuz herhalde 2,5 evet, milyon izlenmiş. Evet, evet. Fakat bunlar sağlığımızı etkileyebilir. Sadece TV veya içinde Android veya wireless olan bir televizyon değil de. İnanın sindirim sisteminizi etkileyebiliyor, psikolojinizi, halsizliğinizi, her şeyi etkileyebiliyor. Maalesef dünyada 30 yıldır bunu bir savaş haline getirmişler. Ve insanların zihin enerjisini aynı zamanda bu savaşta kullanıyorlar. Yani hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Hepimizin evinde kullandığı, mesela ben eğer benim enerjimi düşüren bir cihaz fark ettiğim zaman onu değiştiriyorum. Basit bir şarj cihazımı. Evet. O zaman onu diyorum, başka bir şarj cihazı alıyorum. Hocam, telefon mu? Başka bir telefon, televizyonla değiştirebiliyorum. Bunu zamanla gözlemleyerek hepimizin de sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Yani teknoloji dünyadaki bu zaman savaşının bir parçası. İnsan enerjisi de, insan zihni de bunun bir yine bir parçası, bir malzemesi. Onların kullandıkları bir malzeme. Hepimizin bir bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Ve yani bizim enerjimizde hani derler ya eskiler işte kişinin düşüncesi veya çevreyi de etkiler. Bunu evet, kolektif bir şekilde toplayıp kullanabiliyorlar. Bu da ilginç bir teori. Hocam şöyle yapalım mı? Sizi inşallah önümüzdeki haftalarda stüdyoya ya da yine telefon bağlantısına ya da internet bağlantısına bekliyoruz. Detaylıca hepsini konuşmak için. Tabii ki konuşalım. Son bir cümle. Tabii ki. Yani bu savaş, şu andaki mevcut savaşın derhal durdurulması gerekiyor. Fakat diğer taraf, yani zamanla oynayan diğer karşı tarafın da yine tutarsız talepleri var. İklimi bozuyor bakın yaptıklarıyla. Bu zaman akışının doğallaştırılmasıyla ilgili bir durum. Ülkelerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları maalesef korkunç felaketlere sebep olabilir. Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyayı alt üst edebilir. Karşılıklı bir uzlaşma çıkmak zorunda. Türkiye zaten elinden geleni yapıyor. Buradaki yetkililer de bu işin nereye gidebileceğini gördüğü için bu kadar acele ve canla başla hareket etmeye çalışıyorlar. Çok teşekkür ederim. Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Yıllar sonra, çok uzun bir aradan sonra en son ne var ne yokta bırakmıştınız. Yine ne var ne yokla başladınız. Önümüzdeki haftalarda bekliyoruz o zaman. Evet, tekrar telefonla bağlanacağım umarım. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz Ömer Çelak'a, Doktor Ömer Çelak'a.